Merhaba, ben operatör doktor Göksel Şahiner. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size boy uzatma ameliyatları hakkında bilgi vereceğim. Boy uzatma ameliyatları kişinin boyunu uzatmak amacıyla ya da bacaklar arasında boy farkı olan insanlarda bacakların boyunu eşitlemek amacıyla yapılan, uzun süredir başarıyla uygulanan bir ortopedik cerrahi prosedürüdür. Kabaca bu ameliyatlarda kemik üzerinde kontrollü bir kırık yapılır. Bu kontrollü kırık üzerinde oluşan kaynama dokusu bir hafta sonra esnetilmeye başlanır. Kişi boyun ne kadar uzamasını istiyorsa ya da bacağının ne kadar uzatılması gerekiyorsa günde 1 milimetre olacak şekilde kişinin boyu uzatılmaya başlanır. Mesela 5 santim uzatılması gereken bir uzuv yaklaşık 50 günde uzatılarak daha sonra da o kemiğin, uzatılmış kemiğin kaynaması, sertleşmesi, vücut ağırlığı taşıyabilecek hale getirilmesi için de belli bir süre beklenildikten sonra tedavi sonlandırılır. Boy uzatma ameliyatları birçok cerrahi yöntemle yapılabilir. Kabaca 3 cerrahi grup vardır. Birinci grup Ilizarov yöntemi dediğimiz kemiğin kontrollü şekilde kırıldıktan sonra dışarıdan halkalar yerleştirip halkaların kemiğe tellerle tutturulup bu halkalar üzerinden kemiğin doğru bir aksa uzatılması. İkinci yöntem kemiğin içinden bir çivi dışarıdan da gene bu halkalarla benzer mantıklı olan eksternal fiksatör ama tek taraflı eksternal fiksatörlerle kemiğin içten ve dıştan sabitlenip daha sonra uzatılması yöntemidir. Üçüncü yöntem de Precise dediğimiz yeni nesil manyetik çivilerle sadece kemiğin içinde olan dışarıda hiçbir şey olmayan manyetik bir mekanizmayla her gün kemiğin uzatıldığı tedavi yöntemidir. Bu yöntemlerin tabii ki birbirine üstünlükleri olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır. Bu yöntemlerden hangisinin kişi için doğru olduğu yapılan tıbbi değerlendirme, kişinin beklentisi, kişinin uyumuna göre tercih etmekte fayda vardır. Böyle bir ameliyat olmak isteyen kişiler iyi düşünmeli, bu konu hakkında iyi araştırma yapmalı, bu konuda uzman bir ortopedi hekimiyle görüşmelidir. Herkese iyi günler dilerim.